uyurken sabah erken kalktım. Nereye gittim? Atatürk Parkı'na koşuya gittim. Oradan Kavaklık Parkı diye bir park vardı. Orada koştum. Çok güzel bir parkur var orada. Tam olarak kaç kilometre olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık 1,5-2 kilometre falan öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok büyük değil ama çok güzel. Yollar, yolu çok iyi, stabilize yol. Ama sert değil, yumuşak. Eklemlere falan da çok zarar vermiyor. Güzel bir parkur. Koşabilirsiniz orada ve spor yapacak da birçok imkan var. Kuyusu şimdi. Burası zeytinyağı kuyusu. Zeytinyağı. Zeytinler 1800 yıllarında burayı zeytinyağı dolduruyorlarmış. Evet. Burası kayadan oyma olduğu için de buzdolabı vazifesini görüyor. Yazın serin, kışın sıcak oluyor. 2-30 ton alıyor. Evet. Ondan sonra ışık görmediği için de sağlıklı saklanıyor. Burada 10 tane kuyumuz var. Evet. 10 tane kuyumuz da 300 ton. Burada günde 1 ton çekip 300 gün devam etmişler. Evet. 1 yıl boyunca ham maddeyi buraya doldurmuşlar. Sağlıklı saklamışlar. Ve o dönemde şunun kadar bir alanda, Gaziantep'te küçük bir alanda 300 tonluk bir mamülü buraya koyabilmişler. Evet. Gaziantep'te ne kadar bir zeytincilik olduğunu düşün. Zaten her birinin en az bir işin uğraşması lazım. Anladım. Yani. Toplam saat olarak mesela hesapladığın süre ne kadar oluyor? Saat değil de gün bazından mesela bunun yapımı bir ay sürebiliyor. Bir ay sürebiliyor. Ya şu an Bebek Kahvesi içiyoruz. Çocukla gezmek kolay değil. Ama bu han çok güzel. Gümrük Hanı diye geçiyor. Burada da Osmanlı Bebek Kahvesi içiyoruz bu mekanda. Canlı yazıyor. Antik güzel, tarihi dokuyu hissedebiliyorsun ama daha çok bakıma ihtiyacı olan bir şey. Ama eğlenceli. Şu an tek istediğim o nefis etkisi.